Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir şal modeli çalışacağız. İster kare ister üçgen olarak çalışabileceğimiz güzel bir model. Farklı alanlarda, farklı yerlerde kullanabilirsiniz. Yani ipinizi değiştirerek daha ince, daha küçük, daha büyük şekilde kullanabilirsiniz. Kıyafetlerde, istediğiniz objelerde tasarlayarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle ipimize bakalım. İpimiz Nako Arya Ebruli Sim. Renk numarası da 86409 YR. Güzel simli bir renk arkadaşlar. Ben bu yeşil ve şu morun karışımını çok seviyorum. Özellikle bu rengi aldım. Tığ olarak da büyük uçlu bir tığ kullanacağım. Tığın burası kullanınca biraz rengi attı ama inşallah hani sizi rahatsız etmez. Bu büyüklükte bir tığ kullanacağım. Numarası silinmiş. Tam numarasını bilmiyorum arkadaşlar. 2 falan herhalde galiba. Evet, yapımına başlayalım arkadaşlar. Özellikle büyük numara tığ kullanılacak. Şu bolluk, şu dökümlülük verilsin diye. Yoksa hani küçük numara tığ kullanırsanız küçük olur. Küçük yapmak istiyorsanız tabii ki küçük numara tığ kullanabilirsiniz. 9 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3, 4, 5, bakın büyük büyük çekiyorum. 6, 7, 8, 9. İlk zincirimize batıyoruz. Topluyoruz. Şimdi altından ilerletelim. Bir tane sık iğne yaptık. İlmeğimizi upuzun çekiyoruz arkadaşlar. 5 tane bu şekilde çekiyoruz arkadaşlar. Ama upuzun. 2, 3, 4, 5. Fıstık yapacağız arkadaşlar bunu. 5 tane çektikten sonra şöyle bakın şu kenardaki en son aldığımız yerin içine bir sık iğne yapıp sabitliyoruz. Bu şekilde bakın upuzun bir fıstığımız oldu. 2 tane zincir çekiyoruz. 2 zincirden sonra üstünü aldık. Yine fıstık yapacağız arkadaşlar. 1 2 3 4 5 İkinci fıstığımızı da yaptık. 2 zincir çekiyoruz. Bunun gibi 8 tane fıstığımız olacak arkadaşlar. Bakın. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane fıstığımız olacak. 8 tane yaptıktan sonra devam edelim. Evet arkadaşlar, 8 tane fıstığımızı yaptık. 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 tane zincirimizi çekiyoruz. İlk baştaki fıstığımızın başındaki sık iğneden tutturuyoruz. Bir tane sık iğne yaptık. Şu aradaki zincirin içine de bir tane sık iğne yapıyoruz. Sabitliyoruz yani. Şimdi ipimizi upuzun çekiyoruz. Yine fıstık yapacağız. 2, 3, 4, 5. Tutturduk. Bir zincir çekiyoruz. Aynı yere 4 tane fıstık yapacağız arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. İkinci fıstığımızı yaptık. Bir zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Yine kapattık. Bir zincir çektik. Şimdi dördüncü fıstığımızı yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. 4 tane fıstığı bu şekilde yaptık. Bir tane sık iğne yapıyoruz. Örümcek yapacağız. Bakın örümceği de şu şekilde ipi biraz çekiyoruz. Bakın bu çektiğimiz aradaki boşluğa bir tane sık iğne yapıyoruz. Bir tane daha yapıyoruz. Şimdi iki tane örümcek yaptık yani. Hemen yanındaki deliğe yine 4 tane fıstık yapıyoruz. 2, 3, 4, 5,
araya bir zincir çektik. 1, 2, 3, 4, 5. Araya bir zincir çektik. Üstüne aldık. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar birleştiriyoruz. Üçüncüyü yaptık. Bir tane daha yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. 4 tane yaptık. Sık iğnemizi yaptık. Ne yapacağız? 2 tane örümcek yapacağız. Dörderli dörderli fıstıkları bütün deliklere yapacağız. Aralarda 2 tane de örümcek olacak. Bunu da yapalım. Sonrasında ben kendim bu sırayı bitireceğim arkadaşlar. Bu şekilde her deliğe 4 tane fıstık, araya da 2 tane örümcek yaparak bu sırayı tamamlıyoruz arkadaşlar. Şimdi yaptığımız sıra şurası. Bu sırayı bitirdikten sonra tekrar karşınızda olacağım. Evet arkadaşlar, her deliğe 4'er tane fıstık yaptık. Aralara da 2'şer tane örümcek çektik. Şimdi en son örümceğimizi yaptık. Başlangıç yerimize birleştireceğiz. Yani nereye? İlk fıstığın tepesine birleştiriyoruz. Bir sık iğne yapalım. Birleştirdik. Şimdi ne yapacağız? Araya geçmemiz gerekiyor. Araya da bir sık iğne yapalım. Araya geçmiş olduk. Bir tane daha zincir çekelim ve sabitleyelim. Şimdi burada şu aralara fıstık yapacağız. Bakın şöyle uzun çekiyoruz. 1 2, 3, 4, 5. Kapatmadan tekrar üstünü aldık. Yandaki delikten alıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Burayı da kapatmıyoruz. Hemen yandaki yerden yine fıstık. 2, 3, 4, 5. Bakın 5 tane, 3 tane fıstığımız oldu. Bu 3 fıstığın hepsini bir çekiyoruz. Sabitledik. Şimdi ne yapacağız? Aşağıda bir tane, yani şu ikiliye bir tane örümcek diyeceğiz. Burada 2 tane örümceğimiz olacak. İkili ikili 2 tane örümceğimiz olacak. Şimdi bir örümcek yapıyoruz. Bir örümcek daha yapıyoruz. Bu ikili örümceğimizi şuradaki örümceğin tepesindeki sık iğneye batıyoruz. Bakın bu şekilde bir görüntümüz var. Sabitleyelim. Bir daha örümcek yapıyoruz ikili. İkili örümcek yaptık. Ne yapacağız? Şu aradaki yere şu işlemi yapacağız tekrar. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi ikinci deliğimize 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi üçüncü deliğimize 1, 2, 3, 4, 5. Hepsini bir çekiyoruz. Sabitliyoruz. Bakın. Şöyle bir görüntümüz oluyor. Tekrar bir tane daha yapacağım. Şimdi ikili örümcek yaptık.
Bir örümcek daha yapıyoruz. Şuradaki örümceğin sık iğnesine batıyoruz ve sık iğne yapıyoruz. Bir zincir çekip sabitliyoruz. Sonra tekrar örümcek. İki taneli. Bu iki örümceğimizi ne yapıyoruz? Şu fıstıkların arasındaki delikten, ilk delikten yine fıstık yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Kapatmadan hemen yandaki delikten 1, 2, 3, 4, 5. Kapatmadan yandaki delikten 1, 2, 3, 4, 5. Hepsini bir çekiyoruz ve yandaki yerin içinden bir sık iğne ve sabitliyoruz. Evet, şimdi bu sıramızı da bu şekilde bitireceğiz arkadaşlar. İkili örümceğimiz ve araya 3 tane fıstığımız oluyor. Şu dörtlülerin arasında 3 tane fıstığı tek seferde toplayarak yapıyoruz. Bu sıramızı da bu şekilde bitireceğiz. Şu an neredeyiz bakalım. Şuradayız arkadaşlar. Şurayı yapıyoruz. Geriye 2 sıra kaldı arkadaşlar. Bu toplam 5 sıradan oluşan çok basit güzel bir model aslında. İri iri yapıldığı için sanki çok fazla sıra var ve çok fazla işlem varmış gibi görünüyor. Ama bakın 1, 2, 3, 4, 5. 5 sırada bitiyor. Biz şimdi şu sıradayız. Bu sıramı da ben bitireyim. Sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi son örümceğimizi yaptık. Bu sıranın son örümceğini. Ne yapacağız? Şimdi ilk başladığımız ilmekle birleştireceğiz. Evet. Şimdi bu sıra böylelikle bitmiş oldu. Şimdi ne yapacağız? Şuradan bakalım. Bu sırayı bitirdik. Şimdi şu sıraya geçiyoruz. Şimdi buradan şuraya geçebilmek için şuraya atlamamız gerekiyor. Buraya geçebilmek için ne yapacağız? Bir tane örümcek yapıyoruz. Bir örümcek yaptık. Şuraya atladık. Bakın birinciyi bıraktık, ikinciye atladık ve sık iğneyle tutturduk. Yani burayı buraya yediriyoruz arkadaşlar. Çünkü üst sıraya bu şekilde geçebileceğiz. Bir de zincir çektim, sabitledim. Şimdi ne yapacağız? Yine upuzun fıstıklar yapacağız. Kaç tane? 3 tane yapacağız. 1 2 3 4 5 topladık. Araya bir zincir. Aynı yere, bakın örümceğin içine yapıyoruz. Aynı yere 1 2 3 4 5 topladık. Bir zincir çekiyoruz. Aynı yere 3. fıstığımızı yapıyoruz. 1 2 3 4 5 yaptık. Sık kapattık. Şimdi 3 tane fıstık yaptık. Ne yapacağız şimdi burada? Bakın şuradayız. Şu arayı yapmak için 4 tane zincir çekeceğiz. 1 2 3 4. Üzerine aldık. Yandaki örümceğin içine tekrar fıstık yapıyoruz. 1 2 3 4 5. Ve kapattık. Bir zincir çektik. Yine aynı yere fıstık yapıyoruz. 2 3 4 5. Bir zincir çektik. Tekrar bir fıstık daha yapıyoruz. 1 2 3 4 5. Ve sık iğne ile sabitledik. Şimdi ne yaptık? Bakın. Şu aşağıdaki örümceğin üstüne şu şekilde üçerli fıstık yaptık, araya zincir çektik. İki örümceğin üstüne üçerli fıstık yaptık, araya zincir çektik.
Şimdi yine iki tane örümcek yapıyoruz. Bir, iki. Bu iki tane örümcek nereye batıyoruz? Bakın şöyle bakacağız. Nereye? Şuraya batmamız gerekiyor. Buraları şey yapmıyoruz arkadaşlar, dikkat edin. Sık iğneyle tutturduk. Bir de zincir çektik. Bakın burası bir örümcek oldu. İki tane örümcek çekelim. Ne yapıyoruz şimdi? Şöyle bakalım. Buralara falan batmayacağız arkadaşlar. Havada duran, yani şu tepedeki sık iğneye batıyoruz. Zinciri sık iğne çekiyoruz bir tane. Bakın iki tane örümcek grubu yaptık. Bir, iki. Burada üç tane örümcek grubu olacak. Şimdi aşağıda bir örümcek grubu vardı. Sonraki sırada iki örümcek grubu oldu. Şimdi burada üç örümcek grubu olacak. Şu an iki tane örümcek grubu yaptık. Bir, iki. Ne yapacağız? Üç örümcek grubu olacaktı. Üstüne alıyoruz. Şuraya batmayacağız. Ne yapacağız? Şuraya örümceğin içine batacağız. Yani üçüncü örümcek grubumuzla şu köşeye başlayacağız tekrar. Hemen şuraya fıstığa başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Üstünü aldık, sabitledik. Araya bir zincir. Aynı örümceğin içine 1, 2, 3, 4, 5. İkinci fıstığımızı yaptık. Araya bir zincir. Üçüncü fıstığı yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, 3 tane fıstık yaptık. 4 tane zincir çekiyoruz. Karşıdaki örümceğin içinden tekrar fıstık yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Kapattık. Sabitledik. Aynı yere bir daha. 1, 2, 3, 4, 5. Kapattık. Sabitledik. Bir tane daha fıstık. 2, 3, 4, 5. Evet. Sabitledik. Şimdi ne yapacağız? Tekrar şuradaki işlemi yapıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3 tane örümcek grubu. Sonra tekrar köşelere başlayacağız. Burayı da yapalım. Şimdi bir örümcek grubunu yaptık. Şuraya tepeye birleştiriyoruz. Sık iğne ile birleştiriyoruz. Sonra tekrar ikinci örümcek grubu. Örümceğin tepesine birleştiriyoruz. Bakın. Buradan direkt şuraya atlıyoruz. Sonra normal örümcek yapıyoruz. 2. Üçüncü örümceğimize, örümcek grubumuzda ne yapacaktık? Fıstıkları atlayacağız. Yani şimdi şuraya birleştirmemiz gerekirken oraya birleştirmiyoruz. Hemen yanındaki yere üstüne alıp fıstığa başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Sabitliyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi işlemimiz tekrar zaten aynı. Evet, şimdi buraya gelene kadar yapalım, sonra devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, son üçüncü örümcek grubumuzu da yaptıktan sonra işte ilk baştaki fıstığın tepesindeki yere sık iğneyle tutturuyoruz ve sabitliyoruz. Ne yapacağız? Şimdi şuraya gelmemiz gerekiyor. Buraya gelirken de bir zincir çekip şuraya sık iğne. İki zincir çekip ikincisine batıyoruz. İki zincir çekip araya batıyoruz. Şimdi burayı yürütme deniyor arkadaşlar. Yürüterek şu ortaya gelmiş olduk.
Bir tane de sık iğne çekerek sabitleyelim. Şimdi şu köşeyi yapacağız arkadaşlar. Şimdi şuradayız. Şimdi ne yapıyoruz? Yine 3 tane fıstık yapacağız buraya. 1, 2, 3, 4, 5. Sabitledik. Bir zincir çektik. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektik. Sabitledik. Zincir çektik. Üçüncüsünü yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane dolgu yaparak 3. fıstığımızı da bitirdik. Sabitliyoruz. Şimdi burada ne yapacağız? Bakın köşedeyiz. Uzun bir örümcek. Bir örümcek daha yapıyoruz. Tekrar üstünü aldık. Aynı yere 3 tane daha fıstık yapacağız. 2, 3, 4, 5. Üstünü aldık. Sabitledik. Bir tane daha yapalım. 3, 4, 5. Bir sabitledik. Bir tane daha yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Burada fıstıklarımızı bitirdik. Şimdi aşağıda 3 tane örümceğimiz vardı. Yani örümcek grubu 1, 2, 3. Bu sırada 4 tane olacak. Ne yapıyoruz? Bir örümcek grubu yapıyoruz buraya. İkili örümceğimizi yaptık. Ne yapıyoruz? İlk şuraya batıyoruz. Sık iğneyle tutturduk. Zincir çekip sabitledik. 1 İkili örümceğimiz. Burası ikinci grup. Tekrar bakın şu ortadaki sık iğneye batıyoruz. Sabitledik. Tekrar bir tane daha örümcek grubu yapıyoruz. İkili yaptık. Şuraya batacağız. Sabitliyoruz. Bakın 1, 2, 3, 3. oldu. Şimdi 4. yapacağız. 1, 2. Şimdi bu örümcek grubunu da bitirdik. Toplamda 4 tane örümcek grubumuz oldu. Ne yapıyoruz? Tam şu ortaya 4 tane zincirimizin olduğu yere batıyoruz. Şu şekilde. Fıstık yapıyoruz hemen. 2, 3, 4, 5. Sabitliyoruz. Bakın. Bir, iki, üç, dörtlü grup. Şimdi şu işlemin aynısını tekrarlıyoruz. Bir zincir çektik araya. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir zincir. Üçüncü fıstığımızı yapıyoruz. İki, üç, dört, beş. Üzerine aldık. Sabitledik. Ne yapacağız şimdi? Şu örümcekleri yapacağız. 1 2 Aynı yere 3 tane daha fıstık yapıyoruz. 1 2 3 4 5 Sabitledik. İkinci fıstığımızı yapıyoruz. Sabitledik. Üçüncü fıstığı yapıyoruz. Örümceklerimizi yaptık.
Evet, hepsini bu şekilde yapacağız arkadaşlar. 4 tane örümcek grubu, şu köşedeki fıstıklar, tekrar köşeye örümcekler, bu şekilde devam edecek. Buraya gelene kadar örelim. Evet arkadaşlar, şimdi son sıramızı da yaptık. İlk başladığımız fıstığın tepesinden bir sık iğne alıyoruz. Bir de şöyle sabitliyoruz ve örneğimiz bitiyor. İpimizi koparalım. Arkasını saklıyoruz. İpin ucunu. Evet, gördüğünüz gibi çok güzel modelimiz var. Renkler de muhteşem oldu. Gerçekten güzel, uyumlu bu eflatunla yeşil renkler. Şimdi bu kadar arkadaşlar. Bir diğer videoda da motiflerimizi nasıl birleştiririz onu göstermeye çalışacağım. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı paylaşırsanız çok sevinirim. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.